Akademiden herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok heyecanlıyım çünkü birinci dönemin birinci yazılıları başladı. Bizler de sizin kadar heyecanlıyız ama ne yapmıyoruz? Panik yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü sistemli bir şekilde çalıştık. Bugüne çok hazırız. Son olarak yazılıya hazırlık provasında yaptıktan sonra mis gibi bir yazılı kampına başlıyoruz arkadaşlar. Birinci yazılılarımız başladı. Bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisinde yazılı provası yapacağız. Nelerden konu gelecek. Ona başlayacağız ama geçmeden önce hemen yazılı kampımdan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizler e, 22 Ekim'den beri sizlere yazılı provaları yapıyoruz. 27 Ekim bugün de din kötürü ve ahlak bilgisinde beraberiz. Hadi bakalım şimdi bismillah diyelim vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> birinci ünitemizde neler öğrendik? Günlük hayattaki dini ifadeleri öğrendik. Günlük konuşmada dini ifadeler nelerdir? Dilek ve dualarda geçen dini ifadeleri konuşmuştuk. Bunlar da selamlaşma şekliydi değil mi? Yani günlük kullanılan dini ifadelerimizi selamünaleyküm ya da günaydın, hayırlı günler dediğimizde, hayırlı sabahlar dediğimizde e, bu şekilde selamlaşmış oluyoruz. Şimdi bakın bu yazılığı da bilmemiz gerekenleri çok güzel bir şekilde derledik topladık bir araya getirdik. Ne yapacağız? Dikkatli dinliyoruz arkadaşlar. Günlük konuşmalarda dini ifadeler dediğimizde öncelikle karşımıza ne çıkıyor? Din kavramı çıkıyor. Din nedir diye soruyor değil mi arkadaşlar? Din ne demektir? Din Allah'ın hayatımızı yönlendirmek amacıyla bizi dünya ve ahirette mutlu kılmak için akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Bu e, kurallar davranışlarımızı etkilediği gibi dilimizi de etkiliyor. Günlük konuşma dilimizi de etkiliyordu değil mi? Günlük konuşma dilimizde dinden kaynağını dinden alan pek çok ifade var. E, i̇şte bunlara dini ifadeler deniliyor. Sonrasında Allah ve peygamber kavramlarını görmüştük. Allah ne demekti arkadaşlar? E, e, kainatın bütün varlıkların yani hem kainat ve içindeki bütün varlıkların yaratıcısı olan tek yüce varlığın Özel ismidir. Onun ismi başka hiçbir varla verilmez arkadaşlar. Ee, peygamber ise Yüce Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştıran elçiye deniliyor. Haberci haber getiren demektir. Daha sonrasında besmele kavramını gördük. Besmele ne demek arkadaşlar? Besmele işlerimize Allah'ın ismiyle başlamak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım anlamına geliyor. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde. Şimdi eüzü billahim neşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim ifadesine eüzü besmele denir. Ama bazen kısaca ne diyoruz? Bismillah diyoruz. Bazen de uzun halini ya da Bismillahirrahmanirrahim şeklinde kullanıyoruz. İşlerimizin güzel ve bereketli sonuçlanması için e, besmele çektiğimizde Allah'ın işimizi kolaylaştırıyoruz efsircilana inanıyoruz. Bu yüzden Allah'ın adını anarak işimize başlıyoruz. Ardından selam kavramına geçiyoruz. Besmeleden sonra selam. Selam ne demekti? Barış, esenlik, huzur, emniyet gibi anlamlara geliyordu. İnsanların birbirine selam vermesine selamlaşma deniliyordu. İnsanlar arasındaki sevgi ve dostluğun artmasını sağlıyordu. En güzel selamlaşma şekli İslam'da tavsiye edilen neydi? Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam şeklinde. Ama tabii ki bunun dışında da selamlaşma şekilleri vardı. İşte günaydın gibi, merhaba gibi. Gibi, hayırlı akşamlar, iyi günler gibi e, bunlar ya da sadece selam, diğer selamlaşma şekilleri, selamlaşma ifadeleriydi. Gelelim şimdi hamd kavramına arkadaşlar. Hamd ne demektir? Hamd şükür kavramları birlikte anılır daha çok. Şimdi e, aileyle ya da arkadaşlarımızla, diğer insanlarla yardımlaşıyoruz değil mi? İyilikte bulunuyoruz. Onlardan bir iyilik gördüğümüzde teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar... E, Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlere de teşekkür etmek için hamd kavramını kullanıyoruz. Bütün bu nimetleri veren kimdir? Bütün teşekküre layık olan tabii ki allah Teala'dır. Yüce Allah bize çeşitli nimetler veriyor ve biz de ona karşı söz ve davranışlarımıza Allah'a şükrümüzü sunuyoruz. Elhamdülillah ...ifadesi var değil mi? Elhamdülillah sözü nimetlerden dolayı olan e, Allah'a şükrümüzü ifade eder. Hamdolsun ya da e, işte çok şükür gibi ifadeler e, Allah'a olan şükrümüzü e, belirtmiş olan ifadelerdir. Yani bir şey yiyip içtikten sonra ya da ödevimizi yaptıktan sonra, dersimizi yaptıktan sonra... ...ya da bizi biri, bize e, birisi nasılsın diye sorduğunda e, evimize sağ salim vardığımızda, sahip olduğumuz... Her nimeti hatırladığımızda sağlığımızı hatırladığımızda e, rızkımızı hatırladığımızda başarımızı hatırladığımızda bu ifadeleri kullanırız hamdolsun ya da elhamdülillah ya da Allah'ım sana şükürler olsun gibi ifadeleri kullanırız. Gelelim şimdi estağfurullah kavramıyla subhanallah kavramına. Arkadaşlar estağfurullah hata ve günahlarımızın Allah'ın affetmesini dilemek için kullandığımız bir dua cümlesidir. Allah'tan af ve bağışlanma isterim anlamına geliyor. Yani bir hata işlediğimizde bunun affı için estağfurullah deriz. Ee, Subhanallah ise arkadaşlar e, gördüğümüz hayret verici ya da çok güzel bir şey gördüğümüzde kullandığımız bir kavramdır. Subhanallah kavramı da Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü kabul ettiğimizi ifade eden bir duadır. Subhanallah diyerek Allah'ın bütün eksikliklerden ve uzak e, kusurlardan uzak, en yüce olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Gelelim tekbir ve salavatı arkadaşlar. Tekbir Allah'ın büyüklüğünü ve onun bütün varlıkların üzerinde olduğunu ifade eden kelime. E, Allahu ekber sözü söylemeye tekbir almak denir ya da tekbir getirmek denir. Mesela namaza başladığımızda ne deriz? Allah Allahu Ekber diyerek namaza başlarız. Ya da çok sevindiğimizde çok böyle mutlu olduğumuzda Allahu Ekber diyerek Allah'ı yüceltiriz. Minarelerde günde beş kez Allahu Ekber nidaları duyuluyor değil mi? Allahu Ekber diyerek ezana başlanıyor. Dolayısıyla günlük hayatımız aslında çokça duyuyoruz bu ifadeyi diğer kavramımız salavat kavramı arkadaşlar. Bizler Allah'a olan bağlılığımız gibi Hazreti Muhammed'e de bağlılık ve muhabbet diyoruz, sevgi diyoruz değil mi? Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra bizler o e Müslümanlar onun döneminde yaşayanlar da ona selam göndermeye devam ettiler. Bizler de Hazreti Muhammed e olan sevgimizden dolayı onun ismi anıldığında ya da aklımıza geldiğinde ona salavat getiririz. Özellikle e, sallallahu aleyhi ve sellem ismi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismi daha çok anıldığında zikredilen e, kelimedir. Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat getirendir diyerek e, bahsediyor. O yüzden biz de ona selam gönderiyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aali Seyyidina Muhammed. Bu da yine e, bir diğer salavat şeklidir arkadaşlar. Gelelim şimdi sevap ve günah kavramlarına. Sevap ve günah kavramlarında arkadaşlar e, Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak sevap olan davranışlardır. Yani Allah'ın emrine uyduğumuzda, yasakladıklarından kaçtığımızda karşılık olarak sevap alınır. Sevabın zıttı ise günahtır. Dinin emir ve yasaklarına aykırı davranmak yani çiğnemek. Bazı durumlarda cezayı gerektiren söz ve davranışlara da günah deniliyor arkadaşlar hayvanlara kötü davranmak çevreyi kirletmek insanlara rahatsızlık vermek onların hakkını çiğnemek değil mi ee, onların arkasından konuşmak arkadaşlara kötü söz söylemek eşyalarını izinsiz kullanmak gibi e, bu davranışlar günah olarak ifade edilen davranışlardır ama sevap dediğimizde mesela anne babaya iyi davranmak zaten anne babamıza iyi davranıyoruz değil mi bunun karşılığında Allah'tan sevap kazanıyoruz ee, işte fakirlere yoksullara iyilikte bulunmak mesela bunlar nedir sevap kazandıran davranışlardır. Evet şimdi bir de helal ve haram kavramlarımız var arkadaşlar. Helal Allah'ın izin verdiği serbest bıraktığı e, iş ve davranışlara deniliyor. Haram ise Allah'ın yasakladığı yapılmasını kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara sözlere deniliyor. Gelelim şimdi direkt videolarda geçen dini ifadelere. Şimdi arkadaşlar burada... Mesela Allah razı olsun kavramı var. Allah razı olsun ne demek? Bize birisi yardım ettiğinde bir iyilik yaptığında karşılık Allah senden razı olsun yani senden memnun olsun demiş oluyoruz. Ya da maşallah güzel bir şey gördüğümüzde değil mi? Maşallah deriz. Ya da bir bebek doğduğunda Allah analı babalı büyütsün diyerek dua ederiz. Ya da işte bir alışveriş yaptığımızda bir yerden Allah bereket versin diyerek dua etmiş oluyoruz. Ders çalışan ya da sınava girecek birisine Allah zihin açıklığı versin deriz. Hasta ziyaretinde Allah şifa versin deriz. Yolculuğa çıktığımızda ya da evden çıktığımızda birbirimize Allah'a emanet ol deriz. Bir şey yapmak istediğimizde planladığımızda programladığımızda çok önemli. İnşallah deriz. Allah'ın izniyle demek. Ee, Allah kolaylık versin deriz birisini bir iş yaparken gördüğümüzde, değil mi? Şimdi gelelim Subhaneke duası ve anlamına. Arkadaşlar dua ne demekti? Allah ile irtibat kurma, iletişim kurma anlamına geliyordu. Dualar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere öğretilmiştir. İlk öğretilen çocuklara da ilk öğretilen dualar kolay olması sebebiyle nedir? Subhaneke duasıdır. Neden? Çünkü bu duada bizler Allah'a övgüde bulunuyoruz. Onu yüceltmiş oluyoruz. O yüzden ilk olarak bu dualar öğretilir. Namazda Allah-u Ekber dedikten sonra namaza başladığımız ilk olarak Subhaneke duası okunur ve cenaze namazında da Subhaneke duası okunur gelelim diğer sayfamıza. Şimdi arkadaşlar, e, ne yapacağız? Yazılı hazırlık e, provamız var demiştik. Burada e, eşleştirmemiz var. Burada e, kelimelerimiz var. Buradan da onları eşleştireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi ben bu tarz soruların geleceğine inanıyorum. Çünkü öğretmenler eşleştirme sorularını çok sever. O yüzden ne olur ama ne olur. Buraya çok dikkat et. Bu tarz sorularda mutlaka gelecek ders çalışan birisine ne denir arkadaşlar? Şimdi ders çalışacağına göre demek ki Allah zihin açıklığı versin diyebilirsin değil mi? Evet hemen buraya bir yazıyorum. İş yapan birisine Allah kolaylık versin derim değil mi? Evet buraya iki yazıyorum. Yemekten sonra ne deriz? Elhamdülillah deriz değil mi? Yani Allah'a verdiği nimetler için şükrederiz, teşekkür ederiz. Beğenilen bir durum karşısında ne deriz arkadaşlar beğendiğimiz bir şey olduğunda e, ne deriz maşallah subhanallah deriz. Hemen şöyle yazalım dört diye. Yemeğe başlarken ne deriz? Bismillahirrahmanirrahim. Oo, bunu zaten biliyorsunuz değil mi? Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla demek. İki kişi karşılaştığında birbirine ne verir önce iletişime başlamak için? Selam verir tabii ki. Selamın aleyküm der. Hasta ziyaretinde ne deriz? Allah şifa versin deriz arkadaşlar. Geçmiş olsun. Allah şifa versin deriz. Yeni eşya alan birisine ne deriz? Hayırlı olsun deriz. Senin için hayırlı olmasını temenni ederiz deriz. Yapılması planlanan işler için ne diyorduk? Allah izin verirse diyoruz. Allah'a şükretmek için ne diyoruz tabii ki? Elhamdülillah dememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bir karışıklık olmuş sanırım. Allah'a şükretmek için elhamdülillah deriz. Şimdi onu da ben yazayım değil mi? Elhamdülillah deriz. Evet. Şimdi Subhaneke duasını e, derslerimizde öğrenmişizdir zaten değil mi? Şimdi bunu doğru bir şekilde sıralamanızı isteyeceğiz arkadaşlar. Nasıl okunuyor? Öncelikle tek bir getiriyoruz. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme. Evet bu kısım doğru. Hmm. Ve bir hamdik gelmesi gerekiyor. İki. Ve bir hamdik. Ve tebara kesmük. Üç. Ve teala ceddük. Ve celle sena kısmı cenaze namazlarında. Buraya not alıyorum. Çok önemli. Cenaze namazlarında okunan kısmı. Ve celle sena ük beş. Ve la ilahe gayruk kısmını söylüyoruz. Burası da altı. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve celle sena ük ve la ilahe gayruk şeklinde okuyoruz su Evet gelelim doğru yanlış. Arkadaşlar ben buradan kesin çıkar diyorum. Neden kesin çıkar? Çünkü doğru yanlışı öğretmenlerimiz çok seviyor. O yüzden çok ama çok dikkatli olmanı istiyorum lütfen. Güzel bir şekilde dinle ve takip et. Sen de benimle çöz. Yüce Allah'ın mesajlarını insanlara ulaştıran elçidir. Evet kimdir arkadaşlar? E, peygamberler elçidir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'den bir sure veya bir bölüm okumak istediğimizde önce besmele çekeriz tabii ki. Evet Allah'ın sözüne başlayacağımızda önce onun adını anarız değil mi? Selamun aleyküm barış, huzur ve güven içinde olasın anlamına gelir. Evet doğru. Hamd Allah'ı övgü ve yüceltme sözleriyle anmak ve onun tüm nimetlerin kaynağı olduğunu kabul etmektir. Evet doğru. Tekbir hata ve günahlarımızı Allah'ın affetmesini dilemek için kullandığımız bir dua cümlesidir. Yanlış. Arkadaşlar peki doğrusu ne? Tekbir değil. Ne olacak? Estağfirullah olacak. Doğrusunda yazalım ki aklımızda kalsın. Estağfirullah olacak. Hazreti Peygamber'in ismi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem denir. Evet, doğru. Bir salavat çeşidiydi değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bu konuşmadan numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlış yerde kullanılmıştır? Hadi bakalım konuşmamıza. Akşam yemeğine arkadaşını davet eden Selim çok heyecanlıydı. Arkadaşı kapı ziline basarak ben Ali diye seslendi. Kapı açılınca selamünaleyküm diyerek selam verdi. Selim de maşallah diye cevap verdi. Ayaküstü birbirlerine hal hatır sordular. Selim nasılsın Ali dedi. Ali ise elhamdülillah iyiyim ya sen nasılsın dedi. Selim de Allah'a şükür ben de iyiyim diye cevap verdi. Daha sonra oturma odasına geçtiler. Şimdi arkadaşlar burada bir iki kişinin karşılaşması var değil mi? Çok güzel gidiyor burada. Selamun Aleyküm dedi. Doğru. Selamun Aleyküm'e karşılık maşallah demiş. Maşallah neydi? Sevinçli bir şeyle karşılaştığımızda coşku ifade ettiğimizde değil mi? Maşallah deriz. Güzel bir şey gördüğümüzde maşallah deriz. Ama Selamun Aleyküm'ün karşılığı ne olacak? Aleyküm selam olması gerekiyor arkadaşlar. Doğrusu Aleyküm Selamdır yani iki numaranın seçenekte bir yanlışlık olmuş. Dolayısıyla maşallah kelimesi yanlış yerde kullanıldığı için cevabı B seçeneği olarak buluyoruz. Harika gidiyoruz. Müslümanların Hz. Muhammed'e olan sevgilerini ve saygılarını göstermek için kullandıkları dua ifadelerine ne denir? Buradan da yüzde yüz çıkar diyorum. Neden? Çünkü salavat da arkadaşlar kesinlikle gelecek. Hemen şöyle bakalım. Peygamber Efendimiz'e duyduğumuz sevgiden, saygıdan dolayı onun ismi anıldığında ne diyorduk? Salavat diyorduk değil mi? Ona e, selam göndermeye e, salavat deniliyor. Cevabımız D seçeneği olacak. Maşallah ne demekti? Güzel bir şey gördüğümüzde tek bir Allah'ı e, yüceltmek istediğimizde ya da coşkulu anımızda çok sevindiğimizde Allah'u ekber deriz. Ya da bir duaya başlayacağımızda besmele neydi? Herhangi bir işe başlarken yemeğe başlarken Allah'ın adını anmaktı. Burada D seçeneğimiz Hazreti Muhammed'in adı anıldığında e, onun için kullandığımız selamlaşma ifadesiydi. Evet. Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye bir sorumuz var. Dörtlüğümüze bakalım. Bismillah bir bereket. Unutma hep tekrar et. Uzaklaşır felaket söyleyince Bismillah. Şimdi burada Bismillah'ın öneminden bahsetmiş. Ve Bismillah'ı unutmayıp her zaman tekrar etmemiz gerektiğinden. Onun e, tekrar ettiğimizde işlerimizin daha kolay ve yolunda gideceğinden bahsetmiş. Şimdi A'ya bakalım. Bismillah demek bereket getirir. Evet Bismillah bir bereket dedim çıkarılabilir. Bismillah demek felaketlerden Allah'a sığınmaktır demiş. Bismillah yüksek sesle söylenmelerdir demiş yüksek sesle söylenmesinden bahsetmiş mi? Hayır şöyle onu da bir söyleyelim çünkü burada Bismillah dediğimizde e, işlerimizin yolunda gitmesi için Allah'a sığınmış oluyoruz çünkü evet doğru. D'ye bakalım Bismillah demeyi unutmamak gerekir burada da zaten unutma dedi ama sesli bir şekilde söyle söylenmesi gerektiğine değinmedi. O yüzden cevabımız C seçeneği Bismillah yüksek sesle söylenmelidir çıkarılamaz. Evet, yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de inşallah, Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Kef Suresi 23. ayette buyurmaktadır. Gelecekte yapacağımız işler için inşallah demek yüce Allah'ın bizlere emridir. Yapacağımız bir iş için inşallah dediğimizde o işi yapmak için gayret göstermek gerekir. Bu parçaya göre bir işin başarılması için inşallah dedikten sonra yapılması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor inşallah dedikten sonra e, ne dedi burada gayret göstermek gerekirdi. Dua ile birlikte çaba göstermek. Evet sadece dua etmek. Hayır ne dedi çünkü gayret göstermek gerekir dedi. Sonucu sabırsızlıkla beklemek. Hayır arkadaşlar dua ettikten sonra Allah'a bıraktıktan sonra sabırsızlık yapmamak gerekiyor. Allah'ın onun bizim için en hayırlı zamanda vereceğine inanmak gerekiyor. Tembellik etmek o da hayır. Dua ettikten sonra da istediğimizi elde etmek için ne yapmamız lazım? Bir çaba, bir gayret de göstermemiz gerekiyor. Ya da öncesinde çaba, gayret sonra dua edip Allah'a teslim olmak gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a şükür ifadelerinden biri değildir? A hamdolsun evet hamdolsun Allah'a şükür olsun demek. Besmele rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla demekti. Elhamdülillah Allah'a şükürler olsun demekti. Zaten D seçeneğinde Allah'ım sana şükürler olsun demiş. Ama B seçeneği rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla demek. Yani bir işe başladığımızda Allah'ın adını almaktır. Dolayısıyla şükür ifadesi değildir. bir ifadesi ve anlamı. Arkadaşlar ben buradan soru geleceğine inanıyorum. Neden? Çünkü tek bir de yine bilinmesi gereken dini kavramlardan dini kelimelerdendi. Allah Ekber, Allah en büyüktür demiş. Ee, Bismillahirrahmanirrahim, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla demiş. Ee, şimdi burada besmelerinin tanımını vermiş. Allah Ekber, Allah hamdolsun demiş. Yanlış. Eyüzü billemine şeytanı racim, kolmuş şeytanı şerinden Allah'a sığınırım. Burada da eyüzü besmelerin tanımını vermiş ama şey yok, e, tek bir yok değil mi? Tek bir ne demekti? Allah'u ekber demekti. Anlamı neydi? Allah en büyüktür. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Evet buradan da yüzde yüz soru geleceğine inanıyorum. Kesin çıkar diyorum. Neden? Çünkü nerede görsem bu soruyu tanırım arkadaşlar. Öğretmenlerimizin bu tarz soru soracağına inanıyorum. Lütfen şimdi dikkatle dinle. Hadi bakalım. Hazreti Peygamber'in öğrettiği dualardandır. Allah'ın yüceliğini ifade eder. Tek biriyle namaza başladıktan hemen sonra okunan duadır. Çocuklara öğretilen ilk dualardandır. Yukarıda sözü edilen duanın adı hangisidir arkadaşlar? Amentü demiş hayır. Salavat demiş hayır. Burada e, peygamber efendimizden hiç bahsetmiş mi? Sadece öğrettiği dualardandır demiş. Ama salavat neydi? Hazreti Muhammed'e selam göndermekti. Subhaneke duası. Evet değil mi? Ama diğerine de bakalım. Ezüb besmele o da değil arkadaşlar. Cevabımız harikasınız. Subhaneke duası olacak. Evet diğer sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi subhaneke duasında yer alan cümlelerin anlamlarından biri değildir? Şimdi Subahaneke'nin de anlamı var değil mi? Allah'ın e, bütün eksiklik ve kusurlardan uzak olduğu anlamına gelen bir anlamı vardı. A'ya bakalım. Allah'ım sen tüm eksikliklerden uzaksın seni daima överim. Evet anlamıydı. Senin övgün yücedir senden başka ilah yoktur. Evet. Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca e, senden yardım dileriz. Hayır. Senin adın kutludur, senin şanın her şeyden üstündür. Evet. Şimdi arkadaşlar zaten şıklara da baktığımızda üç tane seçenekte A, B, D de Allah'ı övmekten bahsediyor ama C seçeneğinde yalnızca Allah'a kulluk etmek ve yalnızca Allah'tan yardım dilemekten bahsediyor. Bu Fatiha Suresi'nde geçen bir e, ayetin anlamı. O yüzden hangisi değildir diye sorduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar şimdi geldik so ödüllü sorumuza ama ne yapıyoruz hemen size ben şöyle yazılı notlarımı ve zor bankamı tanıtmak istiyorum çünkü az önce derste anlattıklarımın daha detaylı haline nereden ulaşabiliriz burada din kültürü ve ahlak bilgisini açıyoruz bakın birinci dönem birinci yazılı ile ilgili konularımız günlük konuşmalarda dini ifadeler ve burada e özetlerimiz var şöyle yazılıya girmeden hemen önce bu videoyu izledikten sonra diyelim çok güzel konu tekrarını yaptın ve yazılıya girmeden hemen şöyle bir baktığında anlamlarına baktığında bakın bütün e, dini konuşmaların dini ifadelerin kelimelerin anlamı var burada ve günlük hayatta yine dilek ve dualarda geçen subhanekenin de anlamı var burada ve sonrasında ne yapıyoruz e, bitiriyoruz konuyu yani biz şuna çalış şu kadarcık şeye çalıştığımızda yazılıya hazır oluyoruz zaten. Zor bankasından da arkadaşlar e, bu da yine diğer dersler içinde kullanabiliriz. Tüm derslerimiz yer alıyor zaten burada. Buradan da sınavlarımıza çalışabiliriz. Haydi bakalım ödüllü sorumuzu veriyorum. Güzel bir bebek gördüğümüzde ne deriz? Cevapları yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.